Çok sevimli oldunuz bebekler. Bu sevimli olmadı. Galiba dışarı çıksak çok iyi olacak. Acayip bir gaz durumu var. Haksız mıyım? Of, ne oldu yahu? Neredeyim ben? Artık hiçbirinin önemi yok. Çünkü şimdi ne zamanı? Çamurlu su. Bas, bas, bas. Yo, geri gel. Kek isteyen? Hayır, Lulu. Lulu. Hey. Nereye gittin Lulu? Ayo! İşte buradasın. Hadi ama Lulu. Bak herkes ne kadar da çok eğleniyor. Ve Tilly de çok ciddi bir deney yapıyor. Al bakalım Lulu. Hadi, hadi azıcık oyna. Gördün mü? Seveceğini biliyordum Lulu. Gel Tilly, kaçmamız gerekiyor. Gel. Gitmemiz gerek Teo. Olamaz. Lulu nerede? Çamur canavarı Lulu'yu yedi. Bebeğimi bana geri ver dedim. Lulu. Lulu, gel bir sarılayım sana. Sorun nedir bebekler? Her şey yolunda mı? Kurabiyemiz kalmadı mı? Hey, merak etmeyin. Markete gider alırız şimdi. İhtiyacım olan şeyleri alayım önce. Ayakkabılarımı gören oldu mu? Alışveriş çantamın burada bir yerde olduğuna eminim. Cüzdanım nereye gitti? Teo? Bebekler, derdiniz nedir yahu? Atıştırma zamanı. Bütün gün kurabiye hayali kurdum. Max, Avery, kurabiye satın almak için bebekleri markete götürmeye çalışıyorum ama gitmek istemiyorlar. Aa bebekler,
Süpermarket korkulacak bir şey değil ki. Gösterelim o zaman. Buldum. Süpermarketi buraya getirmeye ne dersiniz? Bir bebek süpermarketi mi? Çok şirin. Ben varım. Denemeye değer. Bebek süpermarketine hoş geldiniz. Lütfen içeri buyurun. Pekala Tilly. Önce ne satın alalım? Hatırlayamadıysan alışveriş listene bak. Şimdi bakalım Lulu bunu bulabilecek mi? Aferin sana Lulu. Pekala Theo, ne yapacağını biliyorsun. Başardın. Hadi devam edelim. Hadi hadi. Hop yakaladım. Alışveriş sepetiyle dikkatli olmalısın. Yoksa kazaya neden olabilirsin. Eddie bugünkü listede yok Lulu. Sadece elmaya, brokoliye ve muza ihtiyacımız var. Lütfen. Ay şu şirinliğe bak. Çok şirin. Tamam. Herkese bir tane oyuncak. Şimdi aldıklarınızı kasadan geçireceğim. Sıradaki. Ses mi hoşuna gitmedi? Hiç korkma. Bu sadece aldıklarının fiyatını gösteriyor. Bak. Sen de dene. Gördün mü Tilly? Korkacak bir şey yokmuş. Tamam Tilly. Tilly. Bebek süpermarketinde alışveriş yaptığınız için teşekkürler. Yine gelin. Aferin bebekler, başardınız. Of, zamanlama harika. Şimdi gerçekten de gidip yiyecek almamız gerek. Yaşasın, atıştırma zamanı. Ne dersiniz bebekler? Gerçek markete gitmeye hazır mısınız? Galiba alışveriş yapmaya gerek kalmamış zaten. Yulaflı hava yolları geliyor. İnişe hazırız Tilly. Fiyum fiyum. Leziz mi leziz yulaf? Uf, bu koku da ne? Yulaftan mı geliyor? Oh, Lulu. Şimdi anlaşıldı. Eww, bebekler. Yine aynı koku bu. İğrenç, ne olabilir ki? Lulu. Çok garip yahu. O zaman minik fare dev kediye dedi ki... Uf, yine aynı koku bu. Bebekler, bezlerinizi değiştirme vakti mi geldi acaba? Hadi bir bakalım. Berbat bir koku değil mi Tilly? Bir şey yapmamız lazım ama yardıma ihtiyacımız olacak. Çok berbat. Nasıl bir koku? Evet, bunları takmanız lazım. Aşağıya bakacağız. Ve sonra yukarıya bakacağız.
Evet. Ve kimse bizi durduramaz. Kokan şeyi bulacağız. En büyük takım... Bizim takım kokuyor. Çabuk, bu kokuya daha fazla dayanamayacağım. Oo, iyi fikir. Konuştur yeteneğini Tilly. Sosis değil, fosil olmuş bu. Yanlış mıyım? İşte şimdi oldu. Theo, artık Gordon için yemek kaçırmak yok. Söz mü? Nihayet o berbat, iğrenç, çok fena kokudan kurtulduk. Koklayın şu temiz, mis gibi. Ha? Havayı. Kimler okul için hazır? Ben. Ben de. Aa, hadi bebekler, şu şahane okul eşyalarına bakın. Kalemleriniz, kitaplarınız var. Minnacık masalar. Kim öğrenmek için sabırsızlanıyor bakalım? Pekala, bu olmadı. Şimdi ben size gökkuşağının bütün renklerini göstereceğim. Theo, sınıfta böyle davranışlar göstermiyoruz. Yapmayın. Bebekler hayır. Bebekler sessizce oturup dinlemeniz gerekiyor. Yoksa hiçbir şey öğrenemezsiniz. Umarım fen dersi için hazırsınızdır. Hey, buraya gelin. Niye beni dinlemiyorlar? Öğretmenlik çok zormuş. Göründüğünden çok daha zor. İşte bu. Belki de bebekler öğretmen olabilir. Bu sence iyi bir fikir mi? Bebeklerin hoşuna gitti bence. Hadi arkadaşlar. Dersler başlasın bakalım. Lulu öğretmenle resim dersine hoş geldiniz. İlginç bir teknikmiş Lulu. Ben bu fikirden emin değilim. Bir dakika, şuna bak. Ha, Gordon'u çizmiş. İşe yarıyor galiba. Profesör Tilly ile fen dersine hoş geldiniz. Herkes dikkatle izlesin.
Mavi ve sarıyı karıştırdığımız zaman... yeşil elde ederiz. Oo, elastik. Kim oynamak ister? Şef Limon bize limonlu cupcake pişirmeyi öğretecek. İyice karıştırmak son derece önemli. Ve hamurlar piştikten sonra herkese yetecek kadar cupcake'imiz olacak. Müzik dersine hoş geldiniz. İşte öğretmen Theo. Yani çok güzel Theo. Gerçekten fena değil. Eh, yani öğretmenlik sahiden de zormuş. Ay hayır. Gordon, yatağını mahvetmişsin. Pekala, üzerine kıvrılıp yatacak bir şey kalmamış ha? Yaramaz köpek seni. Aa, ne tatlı bir köpek yatağı bu Lulu. Ve Gordon için harika bir sevgililer günü hediyesi olabilir. Ne dersin arkadaş? Yatağı Gordon da beğendi galiba. Olamaz. Bebekler bakın. Bu yatak çok pahalıymış. 20 lira gerekiyor. Teşekkürler Theo. Paylaşmak istemen çok nazik. Bir saniye. İşte bu. Paralarımızı birleştirirsek belki gerekeni tamamlarız. $9 ve 13 kuruş. Elimizden geleni yaptık bebekler ama paramız yetmiyor. Ay bebekler, üzüldünüz biliyorum. Ama belki bunu Gordon'ın yılbaşı listesine koyabiliriz. Sonra da belki de Yıldız Kankalar para kazanmanın bir yolunu biliyordur. Yıldız Kankalar lütfen gelin, yardıma ihtiyacım var. İşte tüm sorunlarımızın cevabı burada. Limon mu? Pardon Yıldız Skyler ama limonlarla Gordon'a nasıl yeni bir yatak alabiliriz ki? Sadece limon değil. Şimdi hep beraber limonata yapacağız. Ama sanki bir şey eksik gibi. Buldum. Bir dakika. Pembe limonatayı herkes sevmeyebilir Parlak Bella. Sevmeyebilir mi? Merak etme, bir planım var. Şimdi tüm aromalar hazır olduğuna göre eğlenceli bir yarışa ne dersiniz? Oo, müthiş fikir Yıldız Skyler. Bakalım hangisi daha çok satacak? Sarı limonata mı yoksa pembe limonata mı?
18.25 18.50 19 lira. Ne? Gordon'ın yatağı için hala yeterli paramız yok. Neredeyse başarıyorduk. Başka bir yolu olmalı. Bakın, şuraya bakın. Sevgililer günü mucizesi bu. Nihayet geldi. Bakın bebekler. Galiba bir şey duydum ben. Yakaladım. Gordon, yaramaz köpek. Galiba Gordon'un biraz daha tuvalet eğitimine ihtiyacı var. Bana yardım eder misiniz? Birinci adım. Yavruyu şişini dışarıda yapması için cesaretlendirin. Tuvaleti dışarıda yapma zamanı Gordon. Bak ne eğlenceli olacak. Aferin oğlum. Bir köpek şişini dışarıda yapar. Galiba ek desteğe ihtiyacımız olacak. Yıldız kankalar, yardım lazım. Yardım yola çıktı Charlie. Popom. Işık hızı seyahat hızlı olmasına hızlı. Ama bu inişler çok fena. Dikkat et Skyler. Gordon tuvaletini evin içine yapıyor ve her şey çişe bulandı. Anlaşıldı. Her şeyden önce burayı temizleyelim. Cream Bot 5000. Hadi başla. Phew. Oh be. Şimdi de Gordon'a tuvaletini dışarıda yapmayı nasıl öğreteceğiz düşünelim. Öğrenmesi için biraz zaman gerekecek. Ve sürüsüyle sabır. Ve de ona yol gösterecek bir arkadaş. İşe yaramıyor bence. Bu işe yaramadı. Belki de Gordon için bebeklerden öğrenmek zordur. Ne de olsa o bir bebek değil. Haklısın. Ona öğretebilecek başka bir köpek olsaydı keşke. Aha! Çareyi buldum bile. İki şirin minnoş yavru. Çok şeker. Gordon'lar. Umarım bu işe yarar. Galiba sıra beklemeye geldi. Haydi. İşte bu. Gordon çiş yapacak. Yaradı. Gordon tuvaletini dışarıda yaptı. Görev başarıyla tamamlandı yıldız kankalar. Mesaj alındı Charlie.
dakika. Bu da ne? Ay Kitty! Düğmeye bas Prenses Eli. Yay! Vay! Harika bir şey bu. Ne güzel bir bebek evi bu böyle Prenses Eli. Hep birlikte oynayalım diye buraya kadar getirmen ne kadar tatlı. Ne dersiniz bebekler? Bebekler? Ay, canın acıdı değil mi Theo? O küçük ufuna mini mini bir öpücük kondu değil mi? Bak, geçti bile. Çok şirin. Bebek evini almak için sonra geri geliriz. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi oynayalım. Mobilyalar, lambalar ve masalar nerede? Burada. Evi hep beraber dekore edelim mi? Prenses Eli, şimdi buzdolabını nereye koymalı acaba? Prenses Eli? Prenses Eli? Yoo! Onu yine kaybettim. Burada, bir yerde olmalı. Prenses Eli! Prenses Eli! Üzgünüm Charlie, bahçede değil. Nereye gitmiş olabilir ki? Sesi bulacağız. Herkes önce derin bir nefes alsın. Aha! Tatlı Luna, Charlie, bebekler bakın. Eli'yi buldum. Ama daha önce onu bu kadar küçük görmemiştim. Sarılırsak daha az korkarız. Oo, ne güzel bir bebekmiş. Bu bebek sadece benim olmalı. Lulu, sen iyi misin? Bir süre sonra bu küçük bebek büyümüş. Ve şarkı söylemeyi seven güzel bir prenses olmuş. Ve bir gün oradan geçen yakışıklı bir prensin kulağına tatlı bir şarkı gelmiş.
Ama bu prensesi kurtarmak hiç de kolay değilmiş. Pek çok kişi denemiş olsa da... Görünüşe göre prenses bütün gün kulede kilitli kalmaya mahkummuş. Ama henüz hala umut varmış. Geriye kalan son prens belki de prensesi nihayet kurtarabilecekmiş. Ay hayır. Onları nasıl aşağı indireceğiz şimdi? Üzülmeyin bebekler. Hemen geldik. Tilly, Theo. Gördünüz mü bebekler? Prenses veya prens bazen herkesin yardıma ihtiyacı olabilir. Ay, ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bitti. Artık uyanma zamanı tatlı minnoşlar. Yataktan çıkacağız ve de... En azından bugünkü doğum günü partisinden önce çıkartabildim. Şimdi herkesin giyinme zamanı. Teo. Tilly, hadi bebekler bu kadar yeter. Pijama partiniz çok eğlenceliydi biliyorum ama artık ciddi olma zamanı. Hiç de kolay bir sabah olmayacak. Güne taptaze ve temiz başlamak çok önemli. Tilly! Bebekler, temizleniyor olmamız gerekiyor. Ne yedin sen? Hazırlanmamız gerekiyor bebekler. Doğum günü partisini kaçıracağız. Kim lezzetli ve sağlıklı bir kahvaltı ister? Kim bakalım? Lulu? Tilly? Limon? Theo? İmdat. Olamaz. Galiba bu
sefer Charlie'nin gerçekten yardıma ihtiyacı var. Işık hızı aktif. Ay yıldızlar aşkına. Bu koku da ne? Ne bilmiyorum ama çok tehlikeli seviyelerde. Galiba sorunun kaynağını da bulduk. Hiç bu kadar gazları olmamıştı. Kıkırdamaları da bitmek bilmiyor. Doğum günü partisi için hazırlanamıyoruz. Bunu soruşturmak lazım. Eminim sorunun özüne inebiliriz. Siz de mi? Aha! Bence bu yıldızlı meyve bisküvilerinin işi. Biraz fazla kaçırınca çok gaz yapabilirler. Oh, bisküviler burada. Ben de nereye koydum diyordum. Bebekler dün geceki pijama partisinde bunlardan yemiş olmalılar. Aa, evet öyle olmalı. Merak etme Charlie. Eminim valizimde durumu düzeltecek bir şeyler vardır. Aha! Ay tozu çörekleri. Gazlı mideyi rahatlatmakta birebirler. Bebekler, kim çörek ister? Teşekkürler yıldız kankalar. Şimdi sadece onları giydirmem gerekiyor. Yoksa geç kalacağız. Hadi öyleyse. İçine eğlence de katalım. İşte çok şık oldunuz. Artık herkes gitmeye hazır. Teşekkürler yıldız kankalar. Galiba partiye zamanında gidebileceğiz.